Merhaba değerli takipçiler, ilk blogdan bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Bu bir deneme videosudur. Eğer beğenilirse devamı gelecektir. Gizlenmiş anlamlar, bir logoyu ışıldatan ve öne çıkartan en önemli özelliktir. En son ne zaman size, yok artık, dedirten bir logo gördünüz? İşte bu makalede logo pastasının üzerinde yer alan tatlı kiraza ulaşacağım. Zamanında bu konu hakkında internet ortamında yayınlanan birçok makale yazıldı ve çoğu makalede gizlenen anlamlar negatif alan olarak söylenmiştir ki bence bu yanlış bir şey. Negatif alanı tanımlamamız gerekirse, konu etrafındaki veya konular arasındaki alan veya boşluktur. Negatif alan konunun biçimini ortaya çıkardığı ölçüde belirgindir ve ana konu üzerinde sanatsal efektler elde etmek için kullanılabilmektedir. Gizli anlamlar bana göre negatif alandan çok daha fazlasıdır. Madem negatif alan iyi bir logoya yardımcı bir etken olarak görünüyor, bunun arkasında yatan gerçek ise büyük bir fark yaratıyor. Ne olmuş yani? Hadi sizlerle birlikte gerçekten güzel olan ve içeriğinde gizli anlamlar bulunan logoları hep beraber inceleyelim. Muhtemelen bazılarını önceden görmüşsünüzdür ancak altındaki enteresan detayları okuyunca yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Londra Senfoni Orkestrası. The Partners tarafından tasarlanan Londra Senfoni Orkestrası logosu gizli anlamlar konusundaki belki de en önemli örneklerden birisi olabilir. Muhtemelen logoya ilk baktığınız zaman şirketin sadece baş O harflerinden oluşan bir logo görüyorsunuz. Sadece şirketin adının kısaltılması sonucu oluşan bir logodur diyorsunuz. Fakat biraz daha dikkatli baktığınız zaman ve şirketin bütünü ile logoyu özleştirdiğinizde elinde çubuk tutan bir orkestra şefini görebiliyorsunuz. Bu logo öyle görünüyor ki gizli anlamlara çok iyi bir örnek. İlk neden açık görünüşte gizlenmiş olması ama en önemli neden ikincil element olan orkestra şefinin konsept olarak firmanın özüyle direkt ve güçlü bir bağlantıda olmasıdır. Bu da bu logoyu çok özel yapıyor. FedEx. Wyndham Leader tarafından tasarlanan FedEx logosunda bulunan gizli ok işareti de negatif alan konusunda iyi bir örnektir. Tasarım oldukça güzel gözüküyor ama en iyi tarafı ise firmanın sunduğu konsepte bağlılığı sağlanmış bir logo olmasıdır. Kullanılan kelimelerin kısaltmaları, Federal Express, hız ve hassasiyet anlamına gelen ok işareti, FedEx için önem arz eden değerlerdir. Bu gizli anlam olgusunun logo tasarımında kullanılan en bilinen logoların başında gelen bir tasarımdır. Her şey bir hikaye anlatmak hakkındadır. Gördüğünüz örneklere göre gizli anlamlar sadece negatif alan kullanmak ile gerçekleşmiyor, fakat bir logoyu özgün yapan arka plandaki anlamı araştırmakta denebilir. Başka bir deyişle, gizli anlam oluşturmak daha çok ilginç ve zorlayıcı bir hikayeyi anlatmaktır. Aslında iyi bir logoyu diğer görsel özelliklerden ayıran şey iyi bir hikaye anlatmasıdır. Logolar gizli anlamlar içermeseler bile çok iyi hikayeler anlatabilirler. Şimdi kendi logona bir bak bakalım. Ne düşünüyorsun? Enteresan bir hikaye içeriyor mu? Bu örneklerden fazlasını görmek istersen açıklamadaki bağlantıya tıkla. İzlediğin için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiysen ve dahasını görmek, duymak ve bilmek istersen bu kanalı takip etmeyi unutma.